yaratmaya çalışıyor. Bunun üzerine konuşalım. Devletimizin üniter yapısını hedef alan ekonomik terör de dahil tüm terör hareketlerine karşı tek bir cevabımız vardır. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyunduruk vuramayacaksınız. Cumhurbaşkanlığı bütçesi ve merkezi yönetim bütçe kanunu ülkemizi ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Gazi Meclisi saygılarımla selamlıyorum. Bravo, bravo. Evet. Bunları ezberledik demiştim. Ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek, vatan bölünmeyecek. Şimdi önce dış güçlerin işi bu. işte kurların fırlaması, enflasyona sebep olması, zamlar vesaire dendi. Sonra dendi ki içeride birileri bir oyun planı e, peşinde. Stokçular dendi, otomobil bayilerine operasyonlar düzenlendi, gözaltıları alındı. Sonra bir haber geldi ki bu çok önemli. BDDK kredi çekip döviz alanların peşine düşecek bankalara inceleme yapılması için talimat verildiğini açıkladı. Bu çok vahim bir durum değil mi? Ne anlama geliyor? Nelere sebep olur? Bir serbest piyasa ekonomisinde bu bunu alıp nereye koyacağız? Bize bir anlatır Bir mısınız? kere çok kısaca söyleyeyim. Hı -hı. Bu Serbest pazar ekonomisinden hışla hı hı. ekonomisine geçiş denemesi olarak nitelendirilebilir. Biliyorsunuz hışla ekonomisi dediğin emir e, redayalı ekonomi. Hı hı. Fiyatlar insin bilmem işte e, milli koruma kanunu. Evet. E, gibi fiyatlara fiyatları ben belirleriz. Faizleri ben belirleriz. Şayet işte bir de Türk parasının kıymetini koruması kanunu. Uh -huh. hesapta var. Hemen belirler. Belirle. Piyasa belirlemez. Yani bir yandan serbest pazar ekonomisine dayalı, iki doğru bir tercih, e, bir e, model benimseyeceksiniz, kalkınma modeli. Öbür taraftan da serbest pazar ekonomisinin olmazsa olmazı olan uh -huh. sözleşmeye e, müdahale etme kuralını ayakları altına alacaksınız. Bunu İki kelimeyle özetlemek isterseniz emir demir ekonomisine geçmek. Nereden? Serbest pazar ekonomisinden. Bu sorunuzun cevabı bu. Ama esas dış güçler sorusunun soru cevabı çok daha farklı. Nasıl? Bunu, bunu çok iyi dinleyin. Çok iyi dinleyin. Şimdi Türkiye borçlu bir ülke mi? Borçlu bir ülke. Ne kadar borcu var? Üç aşağı beş yukarı dış borcu var. 450 gibi mi Milyar 450 milyar. bir hesaba göre 600 milyar kefaretlerle birlikte kamu kesiminin dışlığı, yani dış yani hazine garantili taahhütlerle ilgili diyorsunuz. E, taahhütlerle kefaretler. ilgili borcu da e, koyarsan 600 milyar dolar. Ne kadar borcumuz olur? 15 tane var? Allah 15'ten çarparsa hocam başka bir... Yok, Yok bırak Türk lirası. Dolar üzerinden konuşalım. 600 milyar dolar. Şimdi İsmail benden 600 milyar dolar alacaklı İsmail Bey'den alacak. Benim yaşım başım gelmiş. İsmail ne var? Ya oca şu, şu hoca ölmesin. <laughs> Sağ kalsın. Tamam ben de alacaklarımı tahsil etme. Umudum artsın. Borçlunun duacısı alacaklısıdır. Alacaklı kim? Dış güçler. Dış güçler Türkiye batmasın, Türkiye ekonomisi batmasın diye elinden geleni yapar. O nedenle de Türkiye'nin borç ödeme sorunu yoktur. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti borcunu ödemez. Murat Tersine dünyanın hocam. en yüksek faizini koyar, gelecek nesillere polise çeker. Erteler evet, borç. borcu. borcu Hep borçla faizi öder mi, Mecburen kurtaracaklar diyorsunuz birileri gelip. Ya elin mahkum ya. Ben ölürsem, Senin 600 milyar dolara ben ölürsem İsmail kimden alacak? Kimden alacak? Ne alır? Ben bu yani varislerden, malislerden alamaz. Kimden alacak? Ben de alacak. Onun için beni yaşatmak zorunda. İsmail Kutur'a bakma dış güç gibi tanımladı mı ama. <laughs> <laughs> hocam Hüseyin Osmanlı İmparatorluğu'nu yaşattılar borçlarını almak için. Efendim? Osmanlı İmparatorluğu'nu Niye yaşattılar? işte Niye? borçlarını almak yani. için. hocam bir şey ekleyebilir miyim? Dolayısıyla biz de yaşatırlar. Bir şey ekleyebilir miyim? Bir, bir Şimdi şey noktada da... hacize gelmezler mi hocam? Gelmez. Manyak mı yani hacize derse ne yapacak? Tatlı tatlı almak var. Buna ekonomide sağmak denir. Tam IMF gelirdi. IMF de gelemiyor. Nasıl in, yapacaklar ince bunu? İnce ince sağmak denir. IMF'nin IMF de, görevi bu zaten. Borçların çevrilmesini sağlamak. IMF'yi de biz sürekli olarak Türkiye'de günah keçisi ilan ettik. Ne oluyorsa Türkiye'ye bu IMF yüzünden oluyor. Hep bu IMF anamızı ağlatıyor falan. Hep IMF günah keçisi. Ya IMF kimdir, nedir, ne iş yapar? Evvela bunu bir tanımla anlat da ona göre bilelim günah keçisi mi değil mi? Anlatmazlar. Anlatmazlar. IMF bizim de kurucu ortağımız olan bir fondur. 1944'te kuruldu. Biz bu fonun, fonun kurucu ortağıyız. IMF'in görevi serbest pazar ekonomisini dünyada serbestçe yapılabilmesi, herhangi bir e, kısıntıya düşmemesi için e, kurulmuş uluslararası bir kurum. Bu an bunun anlamı şu. Benim Polonya'ya borcum var. O gün itibariyle ben borcumu ödemezsem Polonya orada kalacak. Dolayısıyla IMF'den ben kredi istiyorum. Diyorum ki abi benim borcum var. Ki şey, Polonya. Sen bana kredi aç. Ben Polonya'ya olan borcumu ödeyeyim. Böylece uluslararası ticaret kesintiye uğramaz. Demek ki IMF'in görevi neymiş? Kesinti et. Uluslararası ticaretin finansal açıdan kesintiye uğramasını engellemek. Ve bunun açmış olduğu kredilerin faizi de son derece düşüktür. Yok gibi diyebilirsin. Ama program kredisi verirler hocam. Şunu yap diye verirler. Ha, oraya ya geleceğim. bunun bir siyasi bedeli abi, de olabilir. Ya sizden abi, e, uluslararası alma, alanda da, Orta al, Doğu'da ya da X yerinde Karadeniz'de kardeşim, bir şey isterler. Alma, alma, bir şey alma, hocam. alma. Şimdi şey, konu bir, hocam bir şey söyleyeceğim Hakan abi. Ve Şimdi bunun da limiti var hanımefendi... ha. O da limitsiz değil yani. Türkiye ha, diye limit 25 milyar. Hocam, Bugüne kadar 6 milyar kullanmıştır. O kadar. Bu hanımefendiyi bir daha dinleyebilir miyiz? Tabii ki dinleyelim. Rica ediyorum. AKP milletvekili. Evet, mi? evet bir evet, daha AKP dinleyelim. AKP milletvekili Çünkü Gülay çok Hanım'ın sözlerini çok, tekrar Çok önemli. Dinleyelim. Çok önemli söylersin. Bir dinleyelim. Dinleyelim lütfen. Bir dinleyelim. Meclis'te zaten nadir konuşuyor. 5 yılda bir konuşuyor. Onda da böyle söyledi. Hı. Bakalım ne demiş bir daha. Devletimizin üniter yapısını hedef alan ekonomik terör de dahil tüm terör hareketlerine karşı tek bir cevabımız vardır. Başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz, Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyun durup vuramayacaksınız. Cumhurbaşkanlığı bütçesi ve merkezi yönetim bütçe kanunu ülkemizi ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Gazi Meclisi saygılarımla selamlıyorum. Şimdi e, bir zamandır tabii uzun bir zamandır adettir. Yani Türkiye'deki e, ekonomik e, iflası, iflasın yarattığı tahribatın e, gönül, görünür olmasının önüne geçmek için dini ve milliyetçi hamasete e, başvurmak. Hep tüm sağ iktidarlar bu yola başvurdu. AK Parti bunu kurumsallaştırdı. AK Parti o kadar kurumsallaştırdı ki ondan önce hiçbir sağ iktidarın cesaret edemeyeceği e, kutsalları, e, cesaret edemeyeceği yollara yöneldi. Bazı kutsalları bile siyasetin konusu haline getirdi. Canı çekti, ayeti kerimeyi bağlamından koparıp duruma uydurdu. E, gün oldu, haram olmayanı haram ilan etti, helal olanı haram ilan etti. AK Parti, e, yani e, o kadar ki AK Parti milletvekilleri e, e, övgüde öyle budut e, tanımadılar ki, haşa Kur'an-ı Kerim'de bir boşluk bulsalar, Hz. Hazreti Muhammed'in Hazreti Muhammed son peygamber olduğuna dair küçük bir şüphe bulsalardı, haşa, Oradan bile yararlanacaklardı. O hale gelmişler. O nedenle milli ve dini hamasetin sınırı yok. Burada da aynı yola başvuruyoruz. Evet. Hanımefendiye şimdi bakarım. Yani çok olmadığı için zahmeti de girmek istemiyorum. Aslında bakarım hanımefendinin Hı. kaç yazılı soru önergesi var. Kaç sözlü soru önergesi var. Kaç yasaya imza atmış. Bakarım bir elin beş parmağını geçmez muhtemelen. Mecliste aşağı yukarı hiçbir işi yoktur. Herhalde bazı yurt dışı komisyonların üyesidir. Ee, zaman zaman uç oraya buraya uçuyordur. Bir de şehrini Konya Milletvekili Sayın Hanımefendi milletvekili olarak işte Konya'yı geziyordur. Ee, i̇şte temasları da bu, budur faaliyet. Alpay Özalan'da o kadarı bile yoktur Al diyorlar. Alpay Özalan <laughs> en azından mecliste bir spor faaliyeti içerisinde yani. Ona, ona, ona yöne, öbürüne yumruk sallıyor, buna kafa atıyor ve bir şey yapıyor en azından. Yani meclis faaliyeti kapsamında sayılmasa da bir faaliyet kapsamında. Hanımefendi de o da yok. Hanımefendi kürsüye çıkıyor, Bakın ben buradayım. Cumhurbaşkanımın ya da partimin önde gelenlerinin nasıl gözüne girerim diyerek ardarda arda bildiğimiz hamasi sözleri tekrarlıyorlar. Yani artık Rabia gözden düştüğü için Rabia yapmamış. Bir de onu yapsa tam olurmuş. Şimdi bayrağımızı